Ee, çok enteresan Mehmet Şimşek'ten hiç beklenmedik bir çıkış geldi. Şehir iyi çalışırsa, inanın daha verimli şirketleriniz olur. Niye? Çünkü evden işe, işten eve daha az zaman harcarsınız. Evet, işte o nedenle Murat kardeşimiz gelirse, metro çalışmaları, metro yapımı hızlanırsa, evet herkes kazanır. Çalışan kardeşimiz kazanır, daha az strese girer, şirketlerimiz kazanır, daha veri, yüksek verimlilikle çalışır. Akıllı şehir, evet dijital çağı yakalamamız lazım. Hatırlarsanız söyledik rekabetçi şehir. Onun için bütün bu alanlarda gerçekten fark yaratmanın yolu bugün burada. Bizlerle birlikte olan Murat kardeşimizi Güçlü bir şekilde desteklemek. Ben herhalde şöyle düşünüyorum. Mehmet Çimşek hiç siyaset yapabilen biri değil. Yani baktığınızda şu konuşmasından da gördüğünüz gibi hani sanki söylediğine kendi inanmıyor gibi bir hali var. Yalandır doğrudur anlamında demiyorum. Yani hani siyaset etme biçimi çok böyle inandırıcı gelmiyor bana. Daha böyle rakamların insanı hani daha siyaset üstü işte gibi hareket eden bir isim. Dolayısıyla Murat Kurumu tabii ki aynı partiden hani neticede bağlı olduğu parti AK Parti desteklemesi anormal değil ama söylediği şeyler, hani yaptığı çıkışlar işte Murat Kurumu desteklerseniz işinize daha çabuk gidersiniz çünkü metro olur falan demesi biraz bana enteresan geldi. Yani çok da böyle altı dolu bir <laughs> destek de olmamış hani baktığınızda. Belki de birileri dedi ki ya Hacı sen de bir destek at işte. Yani neticede olmuyor böyle falan mı dedi? Bilmiyorum biraz e, çok böyle wow evet ya çok da doğru söylemiş diyebileceğimiz bir destek değil. Fakat şimdi çok enteresan bir şey anlatacağım size arkadaşlar. Öncelikle bugün biliyorsunuz şimdi ben her belediyenin şeyine gidiyorum. E, yani vaktim varsa davet ettilerse CHP'li belediyeler çok organizasyon yapmıyorlar. Genelde bir Ekrem İmamoğlu işte... Otobüsüyle geziyor, ediyor işte bir yerlere gidiyor. ya ilçe belediyeleri vesaire çok hani ciddi işler yapmıyorlar ama ben parti ayırmaksızın gidiyorum. Arada beni siz de kızıyorsunuz, linçliyorsunuz ama. Şimdi Üsküdar'da bu çok önemli, burası çok önemli. Neden? Onu anlatacağım şimdi size. Ee, Murat Kurum'la karşılaştık çünkü ama. Şimdi gittiğim e, yeri öncelikle şöyle göstereyim size. E, hem ben bir görüntü çektim. Ben de onlardan da istedim görüntüyü. Şimdi Üsküdar'da çocuk parkı yapıyorlar. Çocuk evi galiba ya tam doğrusunu söylemek lazım bir saniye. Dünyada ilk deniyor. ...şimdi bir saniye hemen söylüyorum... ...Çocuk Köyü, Çocuk Köyü özür diliyorum... ...Üsküdar'da Çocuk Köyü... Ee, ...burada bu bölgede daha aslında %100 bitmiş sayılmaz ama... ...işte salıncaklar, park alanları, oyun alanları... ...atlar, kuzular, inekler falan... ...böyle bir şey yapmışlar... ...Çocuk e, Köyü diye... E, ...güzel bir yer aslında... ...epey de çocuk vardı... ...hani çocuğunuzla işte gidip sosyalleşebileceğiniz bir yer... ...Üsküdar'da... ...şimdi burada arkadaşlar böyle bayağı kalabalıkta bir şey yaptılar. Organizasyon yaptılar. Yok konsept güzel. Atlar var, işte kuzular var. Ben Üsküdar civarında oturmuyorum malumunuz Avrupa yakasındayım ama mesela böyle bir yerin hafta içi boş olduğunu düşünüp ben mesela bilgisayarı falan alıp giderdim. Hani çünkü benim için şu alanların kıymeti şu. ...hangi belediye yaparsa yapsın arkadaşlar... ...hani her yere sıkış tıkış bina dikilmesindense... ...nefes alınacak, yeşil, insanların vakit geçireceği... ...böyle yeşil yani ne olursa olsun alan yapılması güzel... Ee, ...epey de büyük bir alan. Şimdi burada biliyorsunuz Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen... ...aslında ee, çok kafa kafaya bir seçim geçirecekler CHP ile... ...mesela CHP geçen 2019'daki adayını koymuş olsa... Ee, müftüydü galiba önceki daha önceki müftüydü kendisi. Şimdi ismini hatırlayamıyorum. Şansı daha yüksek olacakken Sinem Hanım çok Üsküdar'da tanınıyor mu bilmiyorum. Dediğim gibi yani CHP'nin adayları da çok kendinden emin geziyor. Yani arada kardeşim bir arayın diyen yani, değil mi? Yani bir gel gör falan deyin. Yani hiç öyle bir şey yok. Neyse e, bölgede seviliyor mu sevilmiyor mu bilmiyorum. Ama Hilmi Türkmen şansını hani zorluyor bölgede. Dolayısıyla böyle bir proje daha önce açmaya çalışmışlar bunu. E, çocuk Köyü'nü ama anca bugüne yetişmiş. Şimdi ben bilmiyordum. Şöyle oldu. Bir süre hani beklerken böyle çok ciddi bir gazeteci şeyi vardı. Yoğun bir gazeteci katılımı vardı. Ee, hem de daha üst düzey gazeteci diyeyim ve e, Murat Kurum geldi. Yani herhalde son anda geldi ya da kararlaştırıldı. Çünkü ben Murat Kurum'un geleceğini bilmiyordum. Sadece ben değil, kimse bilmiyordu geleceğini. Bence herhalde son anda mı ya da hadi buraya gidelim diye mi gidildi? Bilmiyorum. Tahminen e, söylüyorum. Ha bu arada bir dakika benim çektiğim görüntüyü de vereyim ekranlara. Şurada ben gittiğimdeki yoğun çekti. Işte... bayağı çocuktan yani. Biraz daha... Bana sorarsanız biraz daha yeşillendirilmeye ihtiyacı var. Herhalde onu da yaparlar. Çünkü etraf biraz fazla ev, mev olduğu için onlar göz alıyor. Biraz estetik e, yapılması lazım bölgeye. Neyse, Murat Kurum geldi. E, gazetecilerle bir masaya oturuldu işte şeyi anlatıyor hani ne yaptı ne etti iddiasını vesaire anlatıyor çok enteresan bir şey gözlemledim e, bu çok ilginç bir şey olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum normalde Murat Kurumu ben bugün aslında çok daha vakitlice girseydim şu önemli işim girmeseydi onu da anlatacaktım ama artık yarın yaparım yayındayım şu anda normalde ee, şöyle bir durum var. Hani ekrandan izlediğim Murat Kurum işte hani gaflar yapıyor, işte bir şeyler söylüyor. Sanki çok konsantre değilmiş gibi şey yapıyor, bahsediyor. Birebir de böyle değil çok. Hani birebir de daha enerjisini net yansıtıyor. Mesela masaya oturduğunda, anlattığında daha böyle hakim anlatıyor meselesine. Fakat aynı enerjiyi mesela şeye kürsüde ben görmüyorum. O yüzden bu çelişki benim bir kere çok dikkatimi çekti. Ee, bunun sebebi nedir bilemem. Hani siyaset yapmakla işini iyi yapmak mıdır şimdi? Bir tanesi kalabalıklara hitap etmek kolay değil arkadaşlar. Şimdi ben buradan hani atıp tutuyorum ama ben çıksam şimdi kürsüye o kadar kalabalığı etkileyecek miyim, ne bileyim, öyle bir aura, enerji yayacak mıyım? Farklı bir şey o. Yani onun farkındayım. Ama birebir oturduğumuzda gayet işini iyi bilen, işini yapabilen bir profil var. Yani böyle bir farklılık var. İyidir, kötüdür demiyorum. Gördüğüm enteresan farkı ve nüansı söylüyorum. Ee, böyle bir şey. Onun dışında da e, vallahi Üsküdar'da yakın oturan varsa çocuk köyü e, gitsin, e, çocuğunu alsın, vakit geçirsin. Bence gayet şey olmuş, güzel olmuş. Ben tebrik ediyorum böyle yerler. Bence bütün belediyelere. Parti gözetmeksizin, aslında şu belediyede particilik beni öldürüyor bazen. Parti gözetmeksizin bu alanlara çok fazla ihtiyacımız var. Nasıl hani o Kemerburgaz tarafında kent ormanları hatırlarsanız varsa, e, kent parkı ya da kent ormanı şimdi hatırlayamayacağım. Bence bu tür şeylerde e, ihtiyaç hepimizin nefes alması. Keşke Mecidiyeköy civarındaki o Galatasaray stadını da, şey yapmak yerine koca iki bin ay üç bin dikmek yerine böyle büyük park yapsalardı da orası da bir nefes alsaydı yani bunları daha fazla şehir içine yapmak lazım daha da fazlasıyla etkilenmek değil şuna şaşırdım yani ben hepsini artık objektif bakmak istiyorum çok yoruldum siyasetten arkadaşlar e, şuna şaşırdım hani birebir de bu şeyi gösterirken bu e, ağırlığı gösterirken o ağırlığı sahnede nasıl yansımıyor ben bunu enteresan buldum. Yani bu incelenmesi gereken bir şey benim dünyamda. Yani ben bunu merak ederim mesela Allah Allah nasıl oluyor böyle bir şey diye. O yüzden benim şeyi bu yani.